Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiler hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Türk Hava Yolları, Aselsan, Ereğli, Toaso ve Hedef Girişim'in analizini yapacağız. Öncelikle Türk Hava Yolları ile başlayalım. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Fisher'a baktığımızda Fisher'dan bir dip oluşumu yapmaya çalışan bir görüntüsü var. Şu an mavi turuncuyu aşağıya kesmek üzere, gördüğünüz gibi burada bir negatiflik söz konusu. Mutlaka tekrardan yukarı dönmesi gerekiyor. Bir kere ilk takip edilmesi gereken durum o. MACD'de de aynı şekilde negatiflik var. Günlük periyotta MACD'de mutlaka bir pozitiflik görmemiz gerekir. Türk Hava Yolları'nın yükselecekse eğer. Şimdi burada bir majör ve bir minör, şunları öncelikle silelim. Bir majör, bir de minör trend çizmemiz mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları için. Şu şekilde majör trendimiz üzerinde yoluna devam ederken burada kendine tekrardan bir minör trend oluşturuyor. Ve bu minör trendin kırılımı teknik stop seviyesidir arkadaşlar. Mutlaka bunu takip edin. Minör trendin seviyesi, alt seviyesi yaklaşık 27-20 seviyelerine denk geliyor. 27-20'lerin altına kırılırsa kesin teknik stop seviyesidir. Onu söylemek lazım öncelikle. Bir de arkadaşlar günlük periyotta EMA 21'e sürekli bakın temas edip yükselmiş. Burada temas edip yükselmiş 2 kez. Aynı şekilde burada 1 kez 2 kez temas edip yükselmiş. Tekrardan EMA 21 seviyesi bakın şu an tam olarak 27-70 seviyelerinde, 27-68 birkaç kademe fark etmez. Bu EMA 21'in altına kırılırsa zaten gördüğünüz gibi minör trend de bu seviyede olduğu için bu seviyelerin altına kırılması risk oluşturur. İsteyenler bu seviyenin altına teknik stopunu çalıştırırlar. Ama bu seviyeye kadar geri çekilip tekrardan endeksle birlikte EMA 21'den destek alıp yukarı çıkmaya başlarsa da orası teknik olarak alım yeri olacaktır. Şimdi 4 saatlik periyotta King Kong sinyallerine baktığımızda King Kong bize gördüğünüz gibi düşerken aldırmış, çıkarken sattırmış. Bakın trade ettirmiş. Şurada gördüğünüz gibi buy sinyali 20.30 TL'de buy sinyalini verdikten sonra sert bir şekilde tırmanıyor. 28.40'larda sattırıyor. Tekrardan çıkarken aldırmış, sattırmış vesaire. Şu an en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. King Kong'da da mutlaka al sinyalini görmemiz gerekiyor. Aselsan'ın durumuna bakalım. Öncelikle King Kong sinyaline bakalım. King Kong burada da Aselsan'da da muazzam çalışmış. Dipte bakın yaklaşık 16.50 seviyesinde al verdikten sonra sert bir şekilde Aselsan 28-29'lara kadar tırmandı. Düşerken sat gelmiş. Tekrardan aldırıp sattırmış. Ve en son şu an tekrardan günlük periyotta al sinyali geldiğini görüyoruz Aselsan'a. Tüm ortalamaların üzerinde teknik olarak Fisher'a baktığımızda Fisher'da da güzel bir ikili dip gözüküyor. Umarım teknik bozulmaz, endeks yukarı devam eder. MACD yeni pozitif al sinyalini vermiş. Şuradaki trend desteğinden tepki almış. Yani Aselsan'ın teknik görünümü güzel. Ne zaman dikkat edilmesi gerekir? Şurada gördüğünüz gibi EMA 100 desteği var 20.40'da. EMA 100 desteğinin altına kırılırsa ve şuradaki trend desteğinin altına sarkmaya başlarsa İşte o zaman dikkatli olmak lazım. Yani 20 TL'nin altı Aselsan için problem olabilir. Ama şu an tekniğinde bir problem gözükmüyor. Ereğli'ye yine bakalım King Kong'la. Ereğli'de de bakın King Kong çıkarken aldırmış, düşerken sattırmış. Dip kısımda 19.60'larda al verdikten sonra 36'ya kadar tırmandığını görüyoruz. Şurada tuzak bir sat var. Tekrardan al sinyali geldikten sonra şuradaki düşüşte 31.10'da sattırmış ve en son şu an al sinyali geldiğini görüyoruz. Ereğli için arkadaşlar son nokta EMA 50'dir. 27.50'nin altına sarkarsa kesin stop seviyesidir. Çünkü EMA 50'nin altına sarkması demek EMA 100'e kadar 25-20'lere kadar gitme ihtimali olabilir demek. Bu yüzden burada takip edilmesi gereken durum EMA 50'ye kadar sarktıktan sonra buradan destek alıp yukarıya çıkacak mı? Eğer buradan tepki alıp yukarıya doğru yönelirse aynı zamanda Fisher bakın şu an negatifte, MACD'de de yeşillik var ama mavi turuncu aşağı kesmeye doğru yönelmiş gördüğünüz gibi. Burada yukarıya doğru bir hareket gelmesi lazım. Fisher da düzeltmesini tamamlarsa Ereğli için bu seviyeler alım fırsatı olabilir. Takip edilmesi gereken en önemli durum EMA 50 ortalaması arkadaşlar. EMA 50 çok güçlü bir destek. Bakın burada da iğne atmış. 23.60'lardan sert bir şekilde 36-37'ye kadar tırmanmış. Bu yüzden yeşil ortalama EMA 50 mutlaka Ereğli'de takip edilmelidir. Tofaş'ın durumuna bakalım King Kong'la. Bakın King Kong Tofaş'a dipte
58 TL seviyesinde alsın yerini verdikten sonra 99'a kadar tırmanıyor ve tam tepede sat sinyali geliyor arkadaşlar. Burada sattırdıktan sonra sert bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Al sat derken en son tekrardan al sinyali gelmiş. 78'lerde al verdikten sonra şu an 84 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Tofaş sert bir şekilde çıktığı için arkadaşlar orta uzun vadeli bir formasyona ihtiyaç duyabilir. Dikkatli olmak lazım. Bu şekilde yatayda bir en azından formasyon üretip yoluna devam ederse bu olumlu bir gelişme olacak Tofaş için. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken zaten burada artık şurası güçlü bir trend desteği. Bunu takip etmek gerekir. Bunun yanında burada bir minor trend çizebiliriz Tofaş için. Bu minor trendin altına kırılırsa, şu an çok kritik bir seviyede arkadaşlar. Bu minor trendin altına kırılırsa teknik stoplarınızı çalıştırmanızda fayda var. Şu an tam EMA9 desteğinde, EMA9 minor trende denk geliyor. Yani 84-80 şu an aslında güçlü bir destek olarak çalışıyor. Eğer orası kırılırsa bir sonraki destek seviyesi 82.70'teki EMA21'dir. EMA21'e kadar geri çekilirse 82.70'ten tepki alıp yukarıya doğru tırmanırsa isteyenler burayı değerlendirebilir ama aynı zamanda minor trend kırılmış olacağı için arkadaşlar orta uzun vadede majöre kadar geri çekilme isteği duyabilir. Majör trend desteği de 76 seviyelerinde. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Fisher'ın negatifte olduğunu görüyoruz. MACD'de de aşağı doğru bir yönelme var. Şu an Tofaş'ta dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hedef girişim King Kong'la bakıyoruz. Bakın hedef girişimde de King Kong. Şuradaki tırmanışta 2.6'dan aldırıp 2.9'larda sat sinyalini veriyor. Tuzak bir al sat ve şu an en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. Tüm ortalamaların altında trendin negatifte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten hedef girişimin haftalık grafiğine baktığımızda ciddi bir rallisi var. Hani bu ralliden sonra bakın şu 0.30 seviyelerinden 4 liraya kadar hani bedelli bedelsizlerden sonra güncellenmiş grafiktir bu. O yüzden burada bir gökdelen formasyonu gördüğümüz için çok dikkatli olmak lazım hedef girişimde. Haftalıkta takip ettiğimizde bakın son noktası neresidir? Son noktası 2.23 seviyesindeki EMA100'dür. 2.23'ün altı risklidir. Bunu mutlaka takip edin. Geçilmesi gereken 2.62 seviyesinde önemli bir direnç seviyesi var. Bu direnci geçmeyi başarırsa yeni bir oluşum gelebilir ama haftalık görünümü iç açıcı gözükmüyor. Günlük periyotta baktığımızda günlükte Fisher negatifte, MACD'de de aşağı doğru bir yönelim var. Dikkatli olmak lazım. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler veya da coinler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğitimlerde kullandığımız tüm stratejileri, özel al sat stratejilerini eğitimimizde detaylı olarak paylaşıyoruz. DM'den yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.